Adam ciklet satacak piyasaya, vaktiyle İstanbul'da serseri bir ciklet fabrikatörü hacca maca da gitmiş, hacı ismiyle geziniyor, bilmem ne cikletleri, tepesine yumruğumu indirdim onun, gittim oraya. Televizyona reklam vermiş, efendim falan cikletleri, cikletini reklam etmeden önce çırılçıplak bir kadın çıkıyor, dans ediyor, avret yerini, kalçalarını sallıyor, dolandırıyor, evvela namusunu, iffetini satıyor, arkasından avuç dolusu ciklet satıyor. Allah! Evvela kadını satıyor, reklamda sonra ciklet satıyor. Evvela zina manzarası gösteriyor, sonra ciklet sakız göstermeye çalışıyor. Bütün bunları tabii, İslam'la alakası olmayan şeyler bunlar. Bunlar Müslüman cemiyette böyle şey olmaz. Müslüman bir cemiyetin televizyonunda imkan var mı ki, çırılçıplık bir kadın soyunsun da ciklet satsın? İmkan var mıdır ya? Siz Müslüman cemiyet demeyesiniz sakın bu cemiyete. Müslümanlar var ama katiyen İslam'ın yaşandığı bir cemiyet değil. Mümkün değil zaten. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız, bir misal vereyim bunun için. Bir misal vereyim. Şimdi siz bir yerde oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir sivrisinek geliyor, yüzünüzü ısırıyor. Ya burada sivrisinek var diyorsunuz. Arkasından bir tane daha, onu da, onu da, başa çıkamıyorsunuz. Durmadan sivrisinek geliyor. Başa çıkamıyorsunuz, arkadaşınızı yardıma çağır. Ya sen de yardım et, bak sinekler şu, sen de vur, sen de vur. O da başa çıkamıyor, üçüncü bir adam. O da başa çıkamıyor, dördüncü adam. Öldür öldüre bir sivrisinek tükenir mi? Ve mübarekler burada oturup teker teker gelen sivrisinekleri öldüreceğinize, bu sivrisineğin kaynağını bulun, kurutun. Bataklığı var bu pisliğin. Gidin bataklığı kurutun, tamam, sivrisinek önlendi. Daha gelmez. Yok, bataklık orada devam edecek. Enayiler de burada sinek öldürecekler. Gitmez ki, gitmez ki. Gitmez bu. Kaynağını kurutun. Zinanın kaynağı vallahi açık saçıklıktır memlekette. Zinanın kaynağı. Bir profesörün yazısında okudum. Dünya kadınlarına kot pantolonu, tarihini okudum. Kot pantolonunun, o bilucin dedikleri kumaştan yapılan kot pantolonunun vallahi tarihini okudum. Ansiklopedilerde var bunun izahı. Açın okuyun. Amerika'da sığır çobanları var. Bunlara cowboy deniyor. Cowboy. Cow inek demek, sığır demek İngilizce. Boy da çoban demek. Cowboy sığır çobanı. Atın sırtında bunlar gezerler böyle Teksaslı. Eşkıya çobanlar bunlar. Atın sırtında bacakları sürtüne sürtüne çabuk aşınmasın diye kalın bilucin kumaşını icat etmişler. Çabuk aşınıp da kopmasın diye. Müslümanların kızları, karıları da Avrupa'dan geliyor diye bunu keramet diye kapışmışlar. Hemen bacağına geçiriyor bunu. Maymun efendim, insan değil ki maymun. Kafasını çalıştıramıyor ki. Niye sen onun kölesi misin Avrupa'nın, Amerika'nın? Niye onların kültürüne mağlup oluyorsun? Hemen bunu, o profesör diyor ki, bilucinden bu kot pantolonunu kadınlar bacağına geçirdikten sonra o kadar sımsıkı ki bir pulu zarfın üstüne yapıştırsanız bu kadar yapışmaz yani. Vücuduna yapıştırmış pantolu, önden ve arkadan vallahi avret yeri aynen görünüyor. Aynen kaldırıma dökmüş. Kadınlar bu pantolonu giydikten sonra dünya üzerinde zina ve fuhuş %85 arttı diyor. Arttı. Tahrik ediyor be kardeşim. Tahrik ediyor ya. Sürüklüyor be kardeşim. Allah'tan korkmayacak mısınız? Şu memlekette yani Müslümanlar kızlarına, karılarına Amerikan haydutlarının kot pantolonunu giydirecek, bu pantolu karısına giydirmeyen 6 sene hapis yatacak diye bir kanun var mı? Öyle bir kanun. Şunun bunun modasıyla ne alakası var Müslümanın? Kendinize geliniz. Müslüman mücadele etmeli böyle. Gırtlak gırtlağa mücadele. Başka çare kalmamış.
evinle, ailenle, çoluk çocuğunla mücadele. Teslim olma. Teslim olma. Onun için sen